Uzun bir hırka yapacağız ve bunun için ben 3 tane ara renk belirledim kendime. Bir tane de ana renk belirledim. Siz istediğiniz kadar ara renk belirleyebilirsiniz. Yün içerikli bir ipler kullanıyorum ve tığım da 3,5 milimetre. Uzun bir hırka öreceğim için bu hırkanın çok da gevşek olmasını istemediğim için tığ numaramı biraz küçük tuttum. Çünkü ben sıkı çalışmıyorum örgülerimle. Şimdi bunu siz kendinize göre nasıl yapacaksınız? Kalçanızın yarısı kadar zincir çekeceksiniz. Bu zincirinizi çekerken çok gevşek ya da çok sıkı çekmemeye özen gösterin. Yani şöyle çekin bırakın, çekin bırakın, çekin bırakın. Bu şekilde yaparsanız aşağıda bir marullanma veya toplanma söz konusu olmayacaktır. Hırkayı nasıl örmeye başlıyoruz? Aşağıdan yukarıya doğru örmeye başlayacağız. Ben size küçük bir parçada göstereceğim. Daha sonra ördüğüm hırka üzerinden örmeye devam edeceğiz. Bir miktar zincir çekiyorum. Siz de kalçanızın yarısı kadar, diyelim ki kalça ölçünüz 150, 150'nin yarısı 75, 75 santimetrelik bir zincir çekeceksiniz. Şöyle zincir çekelim. 1, 2, 3, 4 daha, tane daha zincir çektim. İpimi doluyorum ve 1, 2, 3, 4 atlayıp 5. zincire batıyorum. Bir trabzan yapıyorum ve burada trabzanımı yaptığım yuvanın içine tekrar tığımı batıp buradaki trabzan sayımı 3'e tamamlıyorum. Bu hanım dilendi bey beğendi modeli. Bunu biz düz olarak öreceğiz, motif olarak örmeyeceğiz. Bir zincir çektim. Bir, iki tane zincir atlıyorum. Yine üçüncüye batıyorum. Ve battığım zincirin içine yine 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir iki tane atlıyorum. Üçüncüsüne giriyorum ve üçüncüsünün içine 3 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde bir iki atladım. Üçüncüye battım. Bu şekilde zincirin sonuna kadar örmeye devam edeceğiz. Sona kadar geldim. Sonunu nasıl kapatacağız? Bir zincir çekeceğiz yine. Bir iki atlayıp üçüncüsüne batıp sadece bir tane trabzan yapacağız. Sonunu bu şekilde kapatacağız. Bir zincir çekiyorum. İpimi burada kestim. Ve bunu da şöyle buradaki trabzan aralarından şöyle yürütüyorum. Hep önden çalışıyoruz. Şöyle arkasını çevirip arkadan çalışmayacağız. Hep önden. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Öndeyim. Burada çekilmiş zincirim var. Bu zincirin tepesine batıyorum. Buraya bir, şu kısa ipi de uzun ipin üstünden atıyorum ki o da orada kaybolsun. 3 tane zincir çektim. İpimi doluyorum ve buradaki boşluğun içine geçiriyorum ve 2 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Üçlü gruba atlıyorum. İkincisine battım. 1 2 3 Bir zincir çektim. Buradaki boşluğa battım.
1, 2, 3 tane trabzan. Bir zincir, aradaki boşluklara batıyorum ve 3 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde yine sona kadar ilerleyeceğiz. Sona kadar geldim. Sonda da bir tane boşluğumuz var. Bir zincir çekiyorum, ipimi doluyorum ve yine bu boşluğun içine girdim. Boşluğun içine 2 tane trabzan yapıyorum. İpimi doladım ve buradaki zincirin en tepesine de 3. trabzanımı yapıyorum. Bütün şuradaki köşelerde, bir bu köşede, bir de buradaki köşelerde direkt boşluğun, yani başlangıç ve sonlarda direkt boşluğun içine battığımız zaman bu kenarları çok düzgün durmuyor. Bak, burası ne kadar dümdüz durdu. İşte o yüzden ben en sondaki, başlangıç ve sondaki boşluk sırasına geldiğimde 2 tane boşluğun içine bir tane de burada zincirin veya trabzanın tepesine yapmayı tercih ediyorum ki burası daha düz dursun. Bu renkle de işimiz bitti. Bunu da kestik. Bu iplerimizi de şöyle yürütelim. Şimdi diyelim ki bunu ördünüz ve devam ettirdiniz. Bu hanım dilendi ve beğendi sırasını. Kaç sıra yapacağınızı söyleyeyim. Şuradan tutuyorum. Sona kadar ölçtüğümde 24 santim. Şimdi bu şablonu bu hırkayı ben Pinterest'te çok görmüştüm. Ama şablonuna ulaşamamıştım. Daha sonradan ücretsiz şablonumun yayınlandığını gördüm. Ve şablona baktım. Aslında bu, eğer ki bu hırkanın bileğinize kadar, ayak bileğinize veya ayak bileğinizin biraz üstüne kadar inmesini istiyorsanız buraları çoğaltmanız gerekiyor. Şablonda bu alt sıranın, etek sırasının uzunluğu 33 santimdi arkadaşlar. Bu sıranın uzunluğu 33 santimdi. Ben o kadar uzun olmasını istemiyorum hırkamın. Ama siz bunu uzun yapabilirsiniz. Ve ben bunu 23 santim, 23 buçuk, hadi 23 diyelim, 23 santim olarak ördüm. Ve bu renkli sırayı bitirdiğinizde son sıranızı mutlaka ana renkle yapın. Son sıramı ana renkle bitirdim ben. Diyelim ki bunu istediğiniz uzunlukta ördünüz ki bence 23 santim falan idealdir. Ve bunun üstüne şimdi trabzan sırasını yapacağız. Diyelim ki ördünüz, bitirdiniz benim gibi 23 santim veya ne kadar uzun olmasını istiyorsanız o kadar ördünüz. Son sırayı, dediğim gibi, son şöyle renkli sırayı ana renginle bitireceksiniz. Diyelim ki bitirdik. Hemen buradan yine ön taraftan en baştaki trabzanın tepesine batıyorum. Tığımı buradan çektim. Bir. Bir zincir çektim. 2, 3. 3 tane zincir çekiyorum buradaki en baştaki trabzanın tepesine. İpimi doluyorum ve hemen yanındaki trabzanın tepesine bir tane, hemen yanındaki trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Burada trabzanlarımızı yaparken buradaki çekmiş olduğumuz bir tane zincire atlıyoruz
zincirin içine veya buradaki boşluğa trabzan yapmayacağız. Sadece trabzanların tepesine birer tane trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Boşluğu yine atladım. Trabzandayım. Trabzanların tepesinden doğru birer tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde sona kadar ilerliyoruz. Bu kısa ipimi uzun ipin altının üstünden atıyorum ki bir de bu da burada gizlensin. 3 tane zincirle başladım. Hemen yanındakine batıyorum bir trabzan. Hemen yanındaki trabzana batıyorum bir trabzan daha. Bu sırada buradaki boşlukları atlıyoruz. Sadece trabzanların tepesine birer tane trabzan yaparak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi elinizin nasıl olduğunu bilmediğim için eğer ki burada bir zincir, biz her ne kadar bir zincir çektiysek, eliniz çok gevşekse ve bu boşluk büyükse, buradaki boşluktan buraya atladığımız zaman bende herhangi bir delik veya kasma burada gözükmüyor. Eğer siz öyle bir şey yaşıyorsanız, buradaki alt sıradaki motifleri yaparken bir zincir çekmeden yapın. Şu aralara bir zincir çekmeden atlayın. Ha, olmaya da bilir tabii. Yani ben yaşamadım. Ama siz yaşarsanız o şekilde önüne geçebilirsiniz. Bu sırada sadece trabzanların tepesine trabzan yapıyorum. Aradaki boşluklara yapmadan sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonuna kadar geldim. En sondaki zincirimi unutmuyorum. Onun tepesine de yapıyorum. 3 zincirle yükseldim ve örgümü döndürdüm. Renkli sıramız bitince sadece buradaki hanım dilendi, bey beğendi sıramız bittikten sonra sadece 2 sıra trabzan yapacağız ana renkten. Daha sonra sık iğne yapacağız. Şimdi ikinci sıraya nasıl geçtik? 3 zincirle yükseliyorum. Bu benim 3 zincirim. Bu alttaki trabzanımın başına yaptığım trabzan olarak sayıyorum bunu. Hemen trabzanlarıma devam ederken hemen bu yanındaki boşluğu çekmiş olduğum zincirin dibindeki boşluğa batmayacağım. Eğer oraya da batarak ilerlerseniz, oraya da trabzan yaparak ilerlerseniz böyle yanlara doğru genişlemeye başlar. O yüzden buradaki zincirin hemen dibindeki trabzanı atlıyorum. Onun yanındakinden devam ediyorum ki örgümüz düz çıksın. Bu şekilde bu sırayı da trabzan yaparak kapatıyoruz. Sıra sonuna kadar yaptım trabzanlarımı. Şöyle motiflerden sonra 2 sıra trabzan yaptım, kestim. Ve şimdi sık iğne sırasına geçeceğiz. Şimdi elime aldım. Buradaki zincirin tepesinden geçirdim tığımı. Bunu da buradan aldım. Bir, iki tane zincir çektim. İpimi dolamadan şimdi hemen yanındaki trabzandan başlıyorum ve bütün trabzanlarımın tepesine sık iğne yaparak ilerliyorum. Her renkten
3 sıra sık iğne yapacağız arkadaşlar. Siz buradaki sıralamayı, renk skalanızı eğer geniş tuttuysanız 3 tane renk belirleyin kendinize sık iğneleri yapmak için. Ve bu hanım dilendi sırasını bitirdikten sonra 2 sıra trabzan örüyoruz. Daha sonra da 1, 2, 3. 3 sırada 3 renkten birer sıra trabzan, pardon, birer sıra sık iğne yapacağız. Her renkten yani 3 renkten birer sıra sık iğne yapacağız arkadaşlar. Evet, bu kadar. Bu şekilde ilerliyoruz. Sık iğne sırasına geçtikten sonra örgünüzün içe doğru biraz daraldığını göreceksinizdir. O hiç önemli değil. Bu arada bu hırkanın arkası. Arka kısmından örüyoruz. O da çok hafif bir içe doğru daralma diyelim. Çünkü sık iğne yaptığımız için birazcık içe doğru kayması çok normal. Orada sizi endişelendirmesin. Çünkü yan tarafları da hırkanın yan taraflarını dikeceğimiz için bu sıraya. Bakın mesela benim de nerede gösterelim? Şurada göstereyim. Bakın ben de yaparken burada şurada sık iğne sıram birazcık şurada daraldı. Böyle düz çıkmadı buradan. Daha sonradan trabzanlı sıraya geçtiğim zaman düzeldi. Orasını dert etmeyin. Çünkü buralara hırkanın ön kanatlarını dikeceğiz. Hiç sorun değil. Böyle bütün trabzanların tepesine sık iğne yapacağız. Bunu kestik. Daha sonra diğer rengimize geçeceğiz. Diğer rengimizde de sık iğne yapacağız. Daha sonra diğer rengi toplamda 3 sıra sık iğne sırası olacak. 3 sıra sık iğne sırasından sonra tekrar trabzan yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Sıra diyelim. Trabzan yap 3 sıra sık iğne yaptınız buraya. En başından şuradaki ipliği de gizleyerek sık iğne sırası bittikten sonra trabzanlarımızı yaparak hırkamızı örmeye devam edeceğiz. Bu şekilde. Bir, iki, üç sıra sık iğne sırası. Ondan sonra trabzan yapmaya devam ediyoruz. Bu trabzan sırası sık iğnelerden sonra ördüğümüz trabzan sırası 30 santim olacak arkadaşlar. Şimdi ben burayı, benim daha burası 30 santim olmadı. 24 santimde. Ben bu trabzan sırasını 30 santime tamamlayıp geliyorum. Ben bu hırkayı small ve medium yani 36-38 beden için örüyorum. Siz bunu kendi bedeninize göre rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Ama burada önemli olan hırkanın boyunu ayarlamak. Bunu kullanacak olan kişi 1,67 boyunda. Yani hemen hemen standart bir boyda. Uzunluk kısalık fark edecektir. O yüzden lütfen bu hırkaya başladığınızda ölçülerinizi, boy ölçünüzü mutlaka ayarlamanız gerekiyor. Şimdi ben arka sırasına bu motifi ekleyeceğiz. Ve bakalım şuradan tutuyorum ve ölçüyorum. 60 ne diyelim 61,5 santim hadi 60 santim diyelim 60 santim uzunluğa gelince
Ben motifi eklemeye karar verdim. Bu sırayı şuradaki trabzan sırasını size 30 santim yapacağımı söylemiştim ama kullanacak kişi azıcık daha uzun olsun dedi. O yüzden bu kısmı 34 santim olarak ördüm. Eğer kısa boylu bir hanımefendiyseniz buradaki trabzan sıralarından çok fazla eksiltme yapmayın. O zaman hırkanızdan istediğiniz gibi görünmeyebilir. Bu en altta burada örmüş olduğumuz trabzan sırasından eksiltme yapabilirsiniz. Hanım dilendi motifinden eksiltme yapabilirsiniz. Hırkanın arkasına bu motifi ekleyeceğiz. Normal motif birleştirir gibi yapacağız bunu. Şimdi bu motifin tarifini daha önce yapmıştım. Hatta şu üstümde gördüğünüz kaza videosunu çekerken de göstermiştim nasıl örülmesi gerektiğini. O yüzden kazak videosuna bakarsanız hiç bilmeyenler, bu motifi yapmayı hiç bilmeyenler, kazak videosuna bakarsanız nasıl örüldüğünü görülebilirsiniz. Bilenler zaten yapacaktır. Bu motifin şöyle bakalım. 26 santim oluncaya kadar ölçtüm. Hatta 26,5 santim. Bu hırkada hep buçuklu geliyor benim ölçülerim. Şöyle açarsak da 27 santim olacaktır. Evet, 27 santim uzunluğa gelene kadar bunu yaptık. Hırkanın şu anda arka kısmındayım. 36-38 bedenden daha büyük yapacaksanız, bu motifini de daha büyük yapmanız gerekecektir. Çünkü bu motifin ne diyordum? Evet, daha büyük beden yapacaksanız bu motif tekrarını, buradaki sırta ekleyeceğimiz motifi daha büyük yapmanız gerekiyor. Çünkü sırtında bu motifin küçük durmaması gerekiyor açıkçası. Şöyle koyduğunuz zaman bak, buralara trabzan öreceğiz zaten. Şöyle durması gerekiyor. Hani daha küçük olursa hoş duracağını düşünmüyorum. 42-44 beden yapacaksanız, ben bunu 27 santim yapmıştım. 30 santim yapabilirsiniz. 40-42 yapacaksanız yine 30 santim yapabilirsiniz. Gözünüze hoş geleceğe kadar bu motifi büyütmenizi tavsiye ederim. Çünkü böyle sırtında şey gibi kalmasın, böyle devede kulak gibi küçük kalmasın motifiniz. O yüzden bu motif sırasında değişiklik yapabilirsiniz. Bu motifi buraya nasıl ekleyeceğiz? Tam ortalayacağız. Şöyle, ben buralara iplik bağladım. Çünkü buraya ekleyeceğim. Buradaki trabzan sayılarınız tam denk düşmeyebilir. Motiflerle. Çünkü onun herhangi bir sayısı yok. Arkadaşlar, değişeceği için ne yapabilirsiniz? Sadece biz şuradaki trabzanlara yapacağımız için, yine eklemeleri, aradaki boşluklara değil, şöyle gösterelim. Şuradaki aradaki boşluklara değil de sadece trabzanların başına ekleme yaparak ilerleyeceğimiz için buradaki trabzanlarınızı sayın. Buradaki trabzanlarınızı sayın. Daha sonra sırtınızdaki trabzanlarınızı sayın ve buradaki sayıyı sırttaki olan trabzanlardan çıkarın. Kalan sayıyı da ikiye bölün. Bir bu tarafa verin, kalanı bir bu tarafa verin. Diyelim ki burası 150 oldu. Şurası, diyelim ki burada 150 tane trabzan var.
Motifimiz dedi 50 tane var. Ne yapacağız? 150'den 50'yi çıkaracağız. Geriye kalacak 100. Buraya 50, buraya 50 trabzan verin. Denk düşmezse, yani ikiye bölünebilir bir rakam çıkmazsa, ki çıkmayacaktır. O zaman ne yaparsınız? Fazlalığı, yani bu iki trabzan oynar en fazla. Ya sağa ya sola verebilirsiniz. Bir iki trabzan çok önemli değil. Onu söyleyeyim. Evet. Daha sonra buralara işaret taktık ve şimdi bunu normal trabzanlı motif birleştirme yapacağımız şekliyle birleştirmeye başlayalım. Motifimizi ekleyelim. Benim trabzan sıra hırkamın arkasına düştü. Arka kısmından ekleme yapacağım. Sizinki ön tarafa düşebilir. Orası hiç önemli değil. Sadece eğer arka sıradaysanız buradaki motifin arkasından ekleme yapacaksınız. Eğer ön sıraya denk düştüyse ekleme yeriniz, önünü çevireceksiniz motifin. Önden ekleme yapmaya başlayacaksınız. Ben arka sırasındayım. Şöyle arkasını çevirdim. İşaret koyduğum yere kadar trabzanlarımı yaparak geldim. Şimdi işaret koyduğum yer burası. Buradan itibaren, buradaki trabzandan itibaren eklemeye başlayacağım. Tığımı çıkartıyorum. Köşeden başlıyorum eklemeye. Köşeden başlayacağım. Köşedeki buradaki boşluğa batmıyorum. Sadece trabzanlardan ekleyerek devam edeceğiz. İlk trabzandan tığımı geçirdim. İpimi buradan çekiyorum. Hiç zincir çekmeden hemen yanındaki trabzana bir tane trabzan yaptım. İpimi yine çıkartıyorum. Burada motifte eklediğim trabzanın hemen yanındaki trabzandan geçiriyorum tığımı. Söktük. Tekrar yapalım. Köşeden değil, ben köşenin yanındakinden tığımı geçirdim, buradan çektim, ipimi doladım, hemen yanındaki trabzana bir tane trabzan yapıyorum. Ekleme yaptığım trabzanın hemen yanındaki trabzanın tepesinden geçirdim tığımı, ilmeğimi buradan çektim, ipimi doladım ve hemen yanındakine bir tane. Diğer trabzanıma battım. İlmeğimi çektim, ipimi doladım. Hemen yanındaki trabzana. Boşluğa geldim. Böyle boşluk atlıyorum boşluğu. Trabzanın tepesinden geçirdim tığımı. Şöyle ipimi buradan çektim, doladım ve hemen yanındaki trabzana bir tane. Tığımı çıkardım, yanındaki trabzandan battım, ipimi çektim ve hemen yanındaki trabzana bir tane. Sadece motifteki trabzanları kullanıyoruz eklerken. Aradaki boşluklara geçmiyoruz. Sadece trabzanlar.
Yine boşluğa atlıyorum. Tranzanın tepesine baktım. Bu, eğer daha önce trabzanlı motif birleştirmesi yaptıysanız bu ona benziyor. Onun aynısı. İpimi buradan kaydırdıktan sonra zincir çekmiyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Bu şekilde ekleyerek devam edeceğiz. Eğer şuradaki farklı renk ip görünümünden memnun kalmazsanız, motifin son sırasını ana renkle dönebilirsiniz. Ana renkle döndüğünüz zaman motifin son sırasını, buradaki renk geçişi belli olmaz. Ama bu benim hoşuma gitti ve değiştirmek istemedim. Şimdi bu şekilde ben burada işaretlediğim yere kadar motifimi hırkama birleştiriyorum. Motifin son tramzanını ekleyeceğim şimdi beraber. Burayı da göstermek istedim. Evet. Bu şekilde sırt kısmını ekledik. Son tramzanı da ekledikten sonra sırtından bütün tramzanlara tramzan yaparak devam ediyoruz. Hiç ipimizi koparmadan. Bu şekilde sona kadar geleceğim. Sondan döneceğim. Ve tekrar buradan buraya kadar tramzan yaparak devam edeceğim. Sonra buradan döneceğim. Bu sefer yan taraftan birleştirmeye başlayacağız. Buradan döneceğim. Buraya kadar gireceğim. Ve burada nasıl eklememiz gerektiğini göstermek için karşınızda olacağım. Şöyle göstereyim. Önce bu tarafını yapacağız. Daha sonra bu tarafını birleştireceğiz. Şimdi burada bu kısımda son tramzanıma kadar tramzan yaparak geldim. Şimdi burada bir kaydırma işlemi yapacağız. Motifi de eklemiş olacağız bu şekilde. Şöyle tuttuğum zaman şöyle buradaki köşedeyim, bakın. Burada köşe zincirim var. Buraya değil, yanındaki tramzana değil, birinci tramzana değil, ikinci tramzanın şöyle tepesinden geçiriyorum, kaydırdım. Döndürdüm. Örgümü. Hatta 3 kaydırma yaparsak daha iyi olacak. 1 kaydırdım. Yanındakine geldim. 2. Şurada zincir, şurada boşluğumuz var. Buradan da kaydıralım. 3. 3 kaydırma yaptım. İpimi doladım. Bakın hemen dibindeki tramzana battım. Bir tane tramzan. Ve böyle yanından devam ediyorum örmeye. Sona kadar tramzan yaparak geleceğim. Sondan döneceğim. Buradaki kaydırmayı size bir kere daha göstereceğim. Bakın, döndüm geldim, yine buradayım. Burada şuradaki son tramzana da yapmayı unutmayın. Yoksa örgünüz daralır. Yani şuradaki dibindeki tramzana da yapacaksınız. Bunu da yaptık. Şimdi tekrar kaydırma işlemi yapıyorum. Buradakinden değil, bakın. Şöyle tuttuğum zaman
Bu birinci trabzanım, bu ikinci trabzanım. Şöyle tuttuğum zaman ilmeğim ikinci trabzana denk geliyor. Bir kaydırdım. İki kaydırdım. Aradaki boşluğa geçtim. Üç kaydırdım. İpimi doladım. Şöyle döndüm. Ve yine buradan dipten trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Beraber örülmüş gibi duruyor. Bu şekilde ekleme yapacağız. Bu kısmı, bu tarafı bitireceğiz. Daha sonra döneceğiz. Bu tarafını da aynı şekilde motifi ekleyerek trabzanlarımıza devam edeceğiz. Şimdi ben bu tarafı bitireyim. Daha sonra döneyim. Buradaki tarafı bitireyim ve tekrar karşınıza geleyim. Hırkanın sırt kısmı bitmek üzere. Size gösterdiğim şekilde motifimi sırt kısmına birleştirdim. Hatta şuradan bir kol çıkıntısı verdim. Kol çıkıntısını kaç santimden sonra vereceğiz? Onu ölçelim. 81 santim. 81 santim uzunluğa gelince hırka buradan kol çıkıntısı vereceğiz. Onu nasıl yapacağız? Şöyle ekleyerek geldiğimde bu tarafındayım. 81 santim ördünüz burayı. Bu kısma geldik. Buraya 20 santim kadar zincir çekeceğim. Sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32. Bakalım 20 santim oldu mu? 32 tane zincir çektim. Şöyle bakalım 16 santim oldu. Otuz iki, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 zincir çekmem yeterli olacaktır. Tekrar ölçelim. Evet, 20 santim. 20 santim uzunluğunda zincir çekiyoruz. Yani bu sizin çektiğiniz zincir omzunuzdan şöyle 4 parmak düşmesi gerekiyor omzunuzdan. O şekilde kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Kolu çünkü size göre uzun olabilir. Hani boy çok önemli olmaz. Zaten bu hırkanın uzun olması gerekiyor. Ama kolunuzu mutlaka ölçmeniz lazım. Ben kol çıkıntısı olarak şöyle kolumdan yani en az dirseğe kadar indirdim bunu. Ama dirsekten iki parmak yukarı kadar ölçü almanız gerekiyor. Ölçünüzü aldınız. O ölçü kadar zincir çekin kol için. Şurada motifi tam eklemeden zincirinizi çekin. Şuradan geri dönüyorum. 3 zincir daha ekleyip dördüncü zincirimi batarak bütün trabzanlarımı, trabzan diyorum, bütün zincirlerime birer tane trabzan yaparak ilerlemeye devam edeceğim.
şekilde ben buraya kadar yapayım trabzanlarımı geliyorum. Trabzanlarımı zincirlerimin üstüne yaparak geldim. Dediğim gibi bu hırkada kol çok önemli. Kolun uzunluğu size göre büyük gelebilir. O yüzden hani hırkanın boyutunun uzunluğu çok önemli olmaz. Mesela benim dizimin altına geldiyse, siz eğer benden birazcık daha kısa boyluysanız, yani 4-5 parmak oynar en fazla. Hani benim boyum 1.69. 1.69'a göre bunu öreceğim. Tabii ben kullanmayacağım ama ördüğüm kişi de 1.66, 1.67 boylarında. Uzun olmasını istedik hırkanın. Tıpkı tasarımcısının yaptığı gibi. Tabii onun kadar şeye kadar inmeyecek. Ayak bileğine kadar inmeyecek ama yine normal el örgüsü hırkalardan daha uzun olacak. O yüzden uzunluğu çok önemli olmaz bu hırkada ama kolunun uzun olmasını istemeyiz. O yüzden mutlaka şurada kol ayrımına geldiğinizde, kol eklemesine geldiğinizde ölçünüzü alın. Yani şu çektiğiniz zincir şuradan tuttuğunuzda sizin dirseğinizden şöyle diyelim. Şurası benim dirseğim. Dirseğinizden 3 parmak veya 2 parmak şöyle yukarıda olmasına dikkat etmenizi tavsiye ederim. Evet, gördüğünüz gibi geldim. Buralardan aynen devam ettim zincir trabzanlarımı yapmaya. Bu kısma kadar yine trabzan öreceğim. Burada herhangi bir değişiklik yok. Trabzanlarımı örerek devam edeceğim. Yine bunu motifime ekleyeceğim. Motifi ekledikten sonra döneceğim ve örmeye devam edeceğim. Şimdi kaydırmayla şuraya ekleyelim. Döndüm. Yine trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Bu ucuna kadar. Sonra buradan döneceğim. Buraya kadar yine motifi ekleyerek devam edeceğim. Tıpkı bu parçasında olduğu gibi. En son trabzanınızı da, en sonda yaptığınız trabzanı da eklerken buradaki köşenin ikinci yani yukarıda kalan ikinci üçlü trabzanını da ekleyeceksiniz ki burası düzlensin. Şöyle gösterelim. Bu kısmı da ekleyeceksiniz yukarıdan. Zaten kaydırma yaptığınız için burada bir yükseklik, burada bir alçaklık oluşmayacak. Sizin de tıpkı bu şekilde düz gelecektir. Şimdi burayı örerim. Daha sonra bu kısmı şu kısmı ben bitirdikten sonra çok atlamak istemiyorum anlatırken. Bu kısmı bitirip buraya geldikten sonra, şu kısmı da ekledikten sonra tekrar karşınıza geleceğim ve buradan trabzan örmeye devam edeceğiz. Sonuna kadar ördüm. Şimdi burada en sonunda şuradaki köşe boşluğunun içinden kaydırdım. Bir kaydırdım, iki kaydırdım ve üç kaydırdım. Burada ipimi kopartıyorum. Şöyle tuttuğumda burası düzlendi. Şimdi ipimi kopardım ya. Şimdi buradan itibaren trabzan örmeye devam edeceğim. Burada aldım. Şöyle düğüm attım.
Koldan başlıyorum yine. Buradaki zincirle dönüş yerini unutmuyorum koldaki. Zincirimin tepesine batıyorum. Buradan kaydırma yapıp 3 zincirle yükseliyorum. Ve yine bütün trabzanlarıma, ipimi de arkadan gizleyeceğim. Bütün trabzanlarımın tepelerine yine trabzan uygulayarak yoluma devam ediyorum. Bu şekilde yaparak örmeye devam edeceğim. Buraya geldiğimde buluşacağız ve buradan nasıl gideceğinizi de göstereceğim. Motifin kenarına kadar örgümü devam ettirdim. Buradan üste çıkacağım trabzanlarda. İpimi doladım. Ve burada kaydırma yapmıştık. Burası köşemiz. Burası da köşedeki trabzanımız. Köşedeki ilk trabzandan tığımı geçiriyorum. Bir yanındakine, bir diğer yanındaki trabzana bir tane trabzan yapmış oldum ve bakın örgüm düzlenmiş oldu. Yani köşe şöyle yaptığınızda köşe yanda kalıyor. Şöyle yanda kalıyor. Buradan dönüp geldiğinizde birinci trabzana, ikinci trabzana, üçüncü trabzanın tepelerine birer tane trabzan yapacaksınız. Daha sonra buradaki boşlukları yine alt sıralarda atladığımız gibi boşlukları atlıyoruz. Sadece trabzanların tepesine birer tane trabzan yaparak ilerliyoruz. Buradaki boşluğu atlıyorum. Trabzanın tepesine bandım. Aziz Allah. Sadece trabzanların tepesine yapıyorum. Boşluğu atladım. Bu kadar. Gördüğünüz gibi dümdüz şekilde çıkıyor. Bunu buradan böyle yaparak geleceğim. Burada da aynı işlemi yapacağım. Ve buradan bu tarafa kadar öreceğim. Ve dönerek trabzan örmeye devam edeceğim. Ne zamana kadar trabzan örmeye devam edeceğim? Kolu buradan ölçtüğümde, şöyle koltuk altından ölçtüğümde 21 santim olana kadar kolum genişliği 21 santim olana kadar bu şekilde trabzan örmeye devam edeceğim. 21 santim olduktan sonra hırkanın sırtı bitmiş olacak arkadaşlar. Sırtı bitirmeden önce birkaç şey söylemek istiyorum. Sanırım onu söylemeyi unuttum. Motifi kol çıkıntısını verdiğimizde önce bir tarafını yapacağız. Son ekleme yerinde, yani bu yan tarafı motifin son ekleme sırasında keseceğiz. İpimizi buraya ekledikten sonra kapatacağız. Daha sonra döneceğiz buraya. Bu tarafını birleştireceğiz motifin. Yine aynı şekilde 81 santim olunca kol çıkıntısı vereceğiz. Örerek devam edeceğiz ve son motifin şu kısmını da birleştirdikten sonra ipimizi burada kopartacağız. Her iki tarafta da öyle yapacağız. İki tarafta da motif tam böyle birleştikten sonra sağdan veya soldan hiç fark etmez. İpliğimizi bu tarafa takıp yine biraz önce gösterdiğim gibi trabzan sıralamasını bu şekilde dümdüz yapıp dönerek örmeye devam edeceğiz. Yeni başlayanların karıştırabileceğini düşündüğüm için bunu anlatma gereği duydum. Çünkü daha önce hırka yapan arkadaşlar rahatlıkla zaten öreceklerdir. Ve motifi birleştirirken şöyle göstereyim sırtını.
Kasma veya toplanma yaşamadım ben bu kısmında. Sizin de yaşayacağınızı düşünmüyorum arkadaşlar. Bu benim sırt kısmımın içe bakacak kısmı. Burası ön, burası arka kısmı. Burada trabzandan buraya kaydırırken burada ipliklerin renk geçişi, bakın arka kısmında bende bu şekilde gözüküyor. Ama ön kısmında sanki beraber örülmüş gibi dümdüz duruyor. Sizin burada eğer bu iplikteki renk geçişi canınızı sıkarsa, dediğim gibi daha önce de söylemiştim, buradaki motifin son sırasını ana renkle yapın. Ana renkle yaptığınız zaman hiç böyle sıkıntılar yaşamazsınız. Onu da söyleyelim. Şimdi kol kısmı 21 santim oluncaya kadar, burasının genişliği 21 santim oluncaya kadar örelim. Sırtımız bitsin, yanlara geçelim. Sırkımızın arkası bitti. Bu şekilde şu kısım 21 santim olana kadar ördüm. Diğer tarafı da bu şekilde. Şimdi arka tarafta bizim işimiz bitti. Sıra geldi ön taraflarını yapmaya. Şimdi ön tarafı yarısı kadar yine böyle bir tane motif ördüm. Şuradan gösterelim. Şöyle tuttuğumuzda arka tarafın yarısı kadar bir tane motifimiz var. Böyle gösterirsek çok daha iyi olacaktır. Şöyle arka parçasının yarısı kadar. Diyelim ki siz 80 santim genişliğinde yaptınız sırt kısmını. 80'in yarısı 40 santim kadar bu motiften öreceksiniz. Şöyle söyleyelim. Ben 58 santim yaptım hırkamın arkasını. Burayı da motifini de 29 santim yaptım arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Motifimi şöyle eni de 29 santim oldu. Şimdi bunu da üst taraflardan trabzan örmeye başlayacağız. Bunu göstermiştim. Tıpkı arka kısmın eteğinden yukarıda doğru örmeye başlamıştık ya. Tıpkı oradaki trabzanlar gibi öreceğiz bu kısmını da. İlk düğümümü atıyorum tığıma. İşimi elime aldım. Şöyle ortadaki, şöyle gösterelim. Burası benim köşem. Hemen köşenin yanından şöyle dik tuttuğum zaman köşenin ilk trabzanından batıyorum. Yine 3 zincirle yükseliyorum. Ve sadece trabzanların başına trabzan yaparak ön parçasını da örmeye başlıyorum. Bunu da koltuk altına kadar öreceğim ve koltuk altından sonra bu kısmından da tıpkı buradaki kolları çıkardığımız gibi kol öreceğiz. Kaçtı hırkamızın boyu? 81 santim. Boyu derken şöyle 81 santimden sonra biz kol çıkıntısı vermiştik hırkaya. Dolayısıyla öndeki her iki parça için de uzunluk 81 santime geldiği zaman tıpkı arkadaki gibi kol öreceğiz. Yarım kol öreceğiz. Şimdi ben bunu ilerletiyorum.
ve burası yine 81 santim olunca sizinle tekrar görüşelim. Motifli yerimizi şöyle dümdüz örerek ilerlettim ve boyu arkasındaki parçayla aynı olunca buradan yine arkada yaptığımız gibi kol çıkıntısı verdim. Fakat önlerde yaka ayıracağız. O yüzden bu kolun genişliği 10 santim olana kadar ördüm ve 10 santim olunca ön tarafta 11 santim, yani şurada 11 santim olunca burasının genişliği burada bıraktım. Tıpkı bu şekilde. Buradan gelerek devam ettim. Burası 10 santim olunca buradan, burası da 10 santim olunca döndüm ve kolumu örmeye devam ettim. Bu şekilde. Şimdi buradan 3 zincirle yükseliyorum, örgümü döndürüyorum ve kolumun standart genişliğe gelene kadar örmeye devam ediyorum. 21 santim örmüştük kolu. 21 santim olana kadar örmeye. Tamam. Oynayayım mı? Tamam. Ama balkonda. 21 santim olana kadar örmeye devam edeceğim. Buraya. Evet, ön tarafın bir parçası bu şekilde bitti. Şöyle gösterelim. Bir de burada bir şey daha söylemek istiyorum. Eğer ki siz bu motifin bu sırasına, yani şu sırasına trabzan yaparken sizin motifinizde yukarıya doğru bir kasma, bir daralma eğer olduysa, o zaman şuradaki trabzanların tepelerine birer tane trabzan yapmanızı söylemiştim. Eğer daralma yaşarsanız bir tane boşluğun içine yine 1, 2, 3 tane trabzan yapın. Bir boşluk atlayın, diğerine trabzan yapın. Bir boşluk atlayın, diğerine trabzan yapın. Bu şekilde daralmanın önüne geçebilirsiniz. Buradaki köşelere de birer tane şöyle trabzan da yapabilirsiniz. Onu da söyleyelim. Şimdi bu parçamız da bitti. Hırkanın diğer ön parçasını örmek için de bunun aynısını yapacağız ama motifsiz olanı. Bu parça kadar, yani hırkanın yarısı kadar zincir çekiyorsunuz. Bu zincirin üstüne trabzanlarınızı yaparak yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Ve şöyle göstereyim. Ve yine ölçülerinize geldiğinde yine kol çıkıntısı veriyorsunuz ve yine burada bir yaka oyuntusu veriyorsunuz arkadaşlar. Diğer tarafını da bu şekilde dümdüz trabzanlı olarak öreceğiz. Şimdi ben bunu ördüm. Bunları dikmeye geldim. Hırkamın arkasını serdim. Şöyle üst üste koyuyorum. Şuradan koltuk altından itibaren hiza alıyorum. O şekilde yaparsanız tam olarak olur. Daha sonra diğer parçasını böyle üst üste koyuyorum. Ve şu şekilde buradan önce buradan buraya kadar dikeceğiz.
Daha sonra buradan başlayacağız. Şöyle dönüp aşağıya kadar, şöyle eteğe kadar iğne ile dikmeye başlayacağız. Dikmeyi de çok basit. Buralar trabzanlı olduğu için buraları dikmek çok basit. Önce bir ilmekten. Tamam. Göster bakalım. İğnemi buradan geçiriyorum her iki ilmeği alarak. Daha sonra ona karşılık gelen iki ilmeği de alıyorum. Şuradan şuraya ilk düğümümü atacağım. Hırkanızı tersten dikerseniz çok daha iyi olur. Böyle bu şekilde buraya bir düğüm attım. Şu ipimi de yine iğne dikişimin içine gizleyerek devam edeceğim. Her iki ilmekten geçiriyorum karşılık gelenleri. Hırkanızın tersinden dikerseniz daha güzel olacaktır dikişiniz. Bu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Önce buraya bu şekilde ilerleyeceğim. Buraya sona kadar geleceğim. Daha sonra gösterdiğim şekilde şöyle koltuk altından şu şekilde başlayarak eteğe kadar dikeceğim. Bu kısmı bitince diğer parçamı dikmeye başlayacağım arkadaşlar. Ama dikişleriniz hep tersten olsun. Tersten dikelim. Tersten dikersek daha güzel olacaktır. Şöyle de gösterelim dikişleri. Evet, bu şekilde dikelim hırkamızı. Daha sonra kolları devam edelim. Kollarımızı örmeye. Şimdi kolları yapacağız dedik ama ben hatta bir tane kolu yapmaya başlamıştım. Sonra vazgeçtim kolu yapmaktan. Önce şunu düşündüm. Önce etek ucundaki file kısmı yapacağız. Daha sonra bu öndeki sık iğne şeritlerini yapacağız. Dolayısıyla biz sık iğne şeritlerine geçtiğimizde hırkanın yakası daha da toplanacaktır. Şöyle yukarıya doğru gelecektir. Yukarıya doğru gelince de kol boyunda değişiklik olacaktır. O yüzden ikinci bir kolla da uğraşmamak için aslında kısa gelse ne olur, bir şey olmaz. Çünkü böyle hanım dilendi, bey beğendi sırası yapacaktık ama olsun. Böyle yapmaya karar verdim. O yüzden şimdi önce etekteki file kısımları yapacağız. Tığımı hırkamı ters, hırkamın böyle en altındayım. Bakın şu kısımdayım. Buradaki köşeden tığımı geçirdim. Şöyle 2-3 tane zincir çektim. Şimdi burada bir sıra buradan başlayıp şu kısma kadar bir sıra trabzan öreceğiz. Bakın bu arada bakıyorum, son yumaktayım ipimde. Onu da yeter mi yetmez mi düşünüyorum. İpimi doluyorum yine burada. Hanım dilendi, bey beğendi sırasındayım. Burada kasma yaşamamak için köşeye 3 tane zincir çektim. Hemen yanındaki trabzanlardan devam ediyorum. Ve bu sırayı bitirene kadar trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Böyle devam edeceğiz trabzan yapmaya etek ucuna. Daha sonra
Şuralara geldiğimizde buralarda, yani şu büyük hanım dilendi ve beğendi sırasına geldiğimizde burada iki zincir atlayarak modeli çıkmıştık. O yüzden bakın şurada şöyle tersini gelecektir. Trabzanlar dik durmayacak. Alttan çalıştığımız için şöyle tersini kalacak. Şurada bir ilmek olacak. Trabzanları 3 tane trabzanı 1 tane zincire yapmıştık. Yani şöyle duracak. Bir tane zincirlik kısmımız var. O yüzden bu sırayı bitirip bu sıraya geldiğimizde ne yapacağız biz? Ne yapmamız lazım? Burada iki zincirle trabzana geçtiğimiz için burada aralara iki tane trabzan yapacağız. Buradaki trabzanları yaptığımız zincirin başına da bir tane yapacağız. Aralarda iki trabzanın tek yerden çıkmıştık trabzanları bir. Aralara iki, buraya bir, bu kısma. Bir tane trabzan yaparak bir sıra trabzan örüp daha sonra üstüne file geçmek için karşınıza geleceğim. Evet, eteği komple trabzan yaparak döndüm. Şunu söylemek istiyorum. Bu trabzanlı kısımda, ön tarafın trabzanlı kısmında trabzanlarınız ters gelecektir. Onların tepelerine trabzan yapmak biraz sıkıntılı. O yüzden trabzanlarınızı ne yapacaksınız? Trabzanların arasına yaparak geçeceksiniz. Sonuna kadar ördük. Şimdi 1, 2, 3 zincirle yükseldim. Döndüm. Bir zincir daha çektim. İpimi doladım. Bir trabzan atladım. Diğer trabzana battım. Bir ikili trabzan. Bir zincir, bir atla. Diğerine geç. Bir ikili trabzan. Bir zincir, bir atla. Diğerine geç. Bir ikili trabzan. Bu şekilde bütün etek ucunu bu kısma kadar döneceksiniz. Ne yapalım? Ben iki sıra yapmayı düşünüyorum. İki sıra yapacağım. Bu file kısmını kapatacağım. Çünkü bu uzunluk benim için yeterli. Daha da uzun olmasını istemiyorum hırkanın. Kapatacağım ve daha sonra buralara sık iğne geçmek için karşınıza geleceğim. İki sıra file örgü döndüm. Bakın. Şu şekilde ikinci sıra filede buradaki çektiğim zincirlerin arasını trabzan yaptım. Başka hiçbir değişiklik yok. Şimdi bu sırayı bitirince ipimizi koparmayacağız. Dönüyoruz şöyle. Hatta bir zincir çekip dönersek çok daha iyi olacaktır. Şimdi trabzanlarımız yatay şekliyle, bakın, şöyle yatay şekliyle karşımıza çıktı. Buraya geldiğimizde sık iğne yapacağız. 1 2 Eğer kasma olursa buradaki şuradaki araya da bir tane sık iğne. Trabzanların yatay trabzanların şöyle aralarına ikişer sık iğne. Tepelerine birer tane sık iğne yaparak hırkamızı boydan boya komple döneceğiz arkadaşlar. Tamam bebeğim. Buraya geldiğimizde bakın şöyle yaka kısmına geldiğimizde burası şöyle gösterelim. Yaka kısmına geldiğimizde buradan şöyle bir oval dönüş olması için şuradaki en baştaki trabzanın tepesine bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne yapacağız. Aynı yuvanın içine. Böyle geldik. Bütün trabzanların aralarına iki, şuradaki başlara bir, iki sık iğne, şuraya bir sık iğne yaparak geldik. Döndük hırkayı. Buradaki yakasına kadar. Burada ovalleşmesi için tekrar anlatayım. Buradaki trabzanın
tepesine geleceksiniz. Bir sık iğne, şuradaki yatay olarak bir tane yapacaksınız. Daha sonra tepesine batacaksınız. O tepe noktasının battığınız aynı noktaya bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne yapacaksınız. Daha sonra buralarda dikey trabzanlara geçmiş olacağız. Buralarda da birer tane sık iğne yaparak bu yakayı komple döneceğiz arkadaşlar. Yine buraya geldiğimizde yine buraya bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne yapacağız. Ve sona kadar hırkamızı sık iğneyle geçmiş olacağız. Sonra döneceğiz. Her sık iğnenin üstüne birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Yine burada çekmiş bir tane zincir çekmiştik. Şurada köşede. Buraya yine bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne yapacağız. Bütün sık iğnelerin tepesine birer tane ilerleyeceğiz. 3 sıra. Şimdilik 3 sıra sık iğne dönmeyi düşünüyorum. Ben 3 sıra döneceğim. 3 sıra bu şekilde sık iğne dönüp hemen geliyorum. Sık iğneleri de yaptım. Şöyle göstereyim yaka kısmında. Dediğim gibi 3 sıra ana renkle ördüm. 1 sıra farklı, 2 sıra da farklı renk geçtim. Öyle söyleyeyim. Toplamda 5 sıra sık iğne ördüm. Şimdi şöyle tutalım. Düğmeli olacak hırka. Düğmelerini en son dikeriz. Hırkamın şöyle gösterelim. Ön yüzündeyim. Şimdi şöyle önceden hazırladığım küçük motiflerim var. Bunları hırkamın ön tarafına iğne ile dikmeye başlayacağım. Farklı boyutlarda hazırlayabilirsiniz. Bir tane buraya dikeceğim. Şöyle de bir. Yine bunlar hanım dilendi ve beğendi motifleri arkadaşlar. Bir değişiklik yok. Bir tane şöyle dikmeyi düşünüyorum. Bir tane şuraya dikeyim. Bir tane de buraya. Şöyle katlayalım. Motiflerimi şöyle yerleştirdiğim gibi iğne ile dikeceğim. Her motifi kendi son sırasına döndüğüm iple dikeceğim. Bir değişikliği yok yine bunun. Sadece renk tonu, ton farkı olmasın diye motifleri döndüğüm son sırayla dikiyorum. İğnemi bir önden, bir arkadan, bir önden, bir arkadan böyle dikeceğim. Daha sonra bunları da gösterdiğim gibi dikeceğim. Siz burada daha fazla motif kullanabilirsiniz. Ama ben bunları dikeceğim. Hırkanın motiflerini diktim. Bakın gösterdiğim gibi. Siz daha büyüğünü, daha küçüğünü yapabilirsiniz. Hırkanın neresine dikmek istiyorsanız dikebilirsiniz. Bu süslemeleri tamamen sizin kendi zevkinize kalmış bir durum.
Şimdi gördüğünüz gibi şuradaki ipli şeritleri nasıl yapıldığını göstereceğim. Bunları dikey olarak da yapabilirsiniz. Böyle benim yaptığım gibi yatay olarak da yapabilirsiniz. Yine kendi zevkinize kalmış orası. Şimdi ben dikey olarak geçmeyeceğim. Çünkü bunu kullanacak kişi çok fazla süsleme olmasını istemedi. Biraz daha sadeleştireceğim. Hatta şöyle bile yapabilirim. Bunu ben iğneyle buraya dikmiştim. Bu motifi bile daha sonradan çıkarabilirim. Yani ona daha henüz karar vermedim. Şimdi bakın şu boyutta ip kestim. Şöyle bu ipi şöyle ikiye katlıyorum. Ucuca gelecek şekilde. Hırkanın ne tarafına, yani püskülünün, şuradaki püskülün hangi tarafta kalmasını istiyorsam onun tersinden başlayacağım. Püskülünü burada istiyorsam trabzanlardan geçirmeye bu taraftan başlayacağım. Bir böyle yaptım püskülü, bir böyle yaptım. Şimdi bir de buradan buraya yapacağım. Aralıkları size kalmış. Bu tamamen siz ne istiyorsunuz, ona göre yapacaksınız. Ben sadece burada size göstereceğim. Burada tığımı şöyle daha kalın bir tığ aldım elime. Tığımı şöyle trabzanın altından doğru geçiriyorum. Bu şekilde batmadım. İpimi ikiye katlamıştım. İpin bir ucunu trabzanla altından aldım tığımla. Şöyle geçtim. Bakın yine ucuca getirdim bunları. Şurayı çok kastırmayacağım. Şimdi ipimin hepsini geçireceğim. Bir iki tane trabzan atladım. Üçüncü trabzana yine altından geçiriyorum. Tığımla iplerimi buradan çekiyorum. Daha sonra düzeltiyorum. Yine bir iki trabzan atladım. Şöyle üçüncüsünün altından geçirdim tığımı. Şu şekilde. Bu şekilde bu tarafa kadar iplerimi geçirmeye devam edeceğim. Şöyle yatay olarak bu şekilde geçirdim. İpim uzun olduğu için bir de buradan aşağıya doğru indireceğim. Hem de dik olarak nasıl indiğini göreceksinizdir. Hiç koparmadım. Böyle inince hoş bir görüntü olacağını düşünüyorum. Şimdi buraya nasıl yapacağız? Şuradan inmiştim. Şuradan geçirdim tığımı. Şöyle yatay olarak geçiriyorduk ya. Şimdi şöyle dik geçirdim tığımı. Ve yine şöyle ipimi buradan çektirdim. Yatay devam ediyorum. Bunun hemen altındayım. Geldim yine. Şöyle hemen altındaki. Dikey olarak iniyorum. İplerinizi geçirdikten sonra mutlaka şöyle bir hırkanızı bir silkeleyin.
buralarda kasmalar olmasın. Ben bunu biraz daha geçireceğim. Şöyle trabzan aralarından. Daha sonra yeterli olacaktır diye keseceğim ve burada sağlam nasıl düğüm atarız onu göstereceğim. Bu ipleri geçirirken hırkayı kastırmamaya çok dikkat edin arkadaşlar. Yoksa buraları böyle büzüşük büzüşük durur. O yüzden mutlaka şöyle esnetin. Burada şimdi düğümlemeyi göstereceğim size. Düğümlemeden önce mutlaka buraları esnetin ki kasma olmasın. Evet. Şimdi gelelim buraya nasıl düğüm atacağız. İpliğimin bir kısmını şöyle elimde tuttum. Diğer kısmını hemen şöyle göstereyim. Altındaki trabzanın tepesinden geçirdim. Sadece ipin yarısını alttan geçirdim. Daha sonra bunların ikisini normal düğüm atıyorum. Bir kere kastırmadan. Sonra ikinci düğümümü atıyorum. Normal bildiğimiz düğüm atacağız. Şöyle kastırdım. Daha sonradan iyice sıkıştırıyorum. Şimdi ipim ne olmuş oldu? Alttaki trabzana bağlanmış oldu. Bundan sonra bu ipin çözülüp buradan çıkma gibi bir sorunu yok. Mümkün değil ki çözülüp çıksın burada. Böyle sağlamlaştırdık. Bunu geçtikten sonra arasına da buradan bir tane geçtim. Şimdi buradaki saçak diyelim buna, tam böyle püskül gibi yapmadık çünkü. Buradaki iplerin daha çok olmasını istiyorsanız ne yapacaksınız? Daha fazla ip keseceksiniz. Daha fazla ip keserseniz hem buradaki şeritleriniz daha kalın olur, hem de buradaki ipiniz daha fazla gözükür. Öyle de güzel olur ama benim elimde bakın bu kadar kaldı yumaklarım. Ve bunlarla daha kol oyacağım. Böyle de güzel oldu. O yüzden çok fazla ip kullanmadım. Şimdi şöyle boydan bir göstermek istiyorum size. Püskül taktığım kısmını. Bu şekilde. Burası hırkamın sonu. Böyle bitirdim. Şimdi de ben şu kısmına iki sıra yatay yan yana olacak bu. Trabzan atlamadan bir bu trabzana bir bu trabzana ip geçireceğim arasına. Yan yana burayı da öyle yapacağız. Evet, süslemeler bu şekildeydi. Hırkanın arkasına gelince eğer ki tasarımcısının yaptığı gibi arkalarına da motif yapmak istiyorsanız öndeki motifi diktiğim şekilde dikeceksiniz. Farklı boyutlarda büyüklü küçüklü motif öreceksiniz ve böyle buralara
buralara, buralara. Yani istediğiniz yere motif dikebilirsiniz. Ben dikmeyeceğim. Çünkü kullanacak kişi arkasında, bakın şöyle oldu arkası. Buradan başlıyor. Buraya kadar. Motif dikmemi istemedi. O yüzden dikmeyeceğim. Siz istediğiniz gibi dikebilirsiniz. Şimdi ben buraya da iki sıra püskül diktikten sonra kola geçelim. Sıra geldi kollara. Tığımı, ilk düğümümü attım. Şöyle dikiş yerinden, koltuk altı dikiş yerinden tığımı geçirdim. İlmeğimi buradan çektim. Bir zincir. Sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Şöyle yatay trabzanlar var. Yatay trabzan aralarına ikişer tane. Bir de bakın şurada ilmekler var. Buralara da bir tane. Yatay trabzan boşluklarına iki. Diğer araya bir. 2 2 şuradaki ilmek başına 1 2 2 ilmek başına 1. Bu şekilde trabzan yaparak sona kadar ilerliyoruz. İpimizi kesiyoruz. Daha sonra diğer rengimizle bir sıra daha trabzan geçeceğiz. Sonra da şöyle göstereyim. Hanım dilendi, bey beğendi öreceğiz kollarımıza. İki sıra sık iğne geçtik. Burada yine herhangi bir sık iğnenin tepesine batıyoruz. Buraya 3 tane zincir çekeceğim. İpimi doladım. Battığım aynı noktaya 2 tane trabzan yapıyorum. Burayı üçledim. Bir zincir, 1-2 atladım. 3. sık iğneye batıyorum. Yine buraya 3 tane trabzan. Bir zincir. 1-2 sık iğne atladım. 3.'ye batıyorum. Ve yine aynı noktaya 3 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde sona kadar döneceğim kolu. Sona doğru geldim. Bu şekilde trabzanlarımı yaparak. Şimdi burada sayılar tutmayabilir. O çok önemli değil. Eğer burada 3 tane 4 tane kaldıysa bu araya trabzan yapmayın, üçlü trabzan, çünkü genişleyebilir. O yüzden bırakın arada kalan sık iğneleri. Konuşamadım. Şimdi bir zincir çektim. İlk çektiğim zincire değil, ikinci ilk çektiğim zincirin tepesine bağlamayacağım. İkinci yaptığım trabzanın tepesinden geçireceğim tığımı ve bu şekilde kaydırarak birbirine şöyle eklemiş olacağım. Bir zincir daha çekiyorum. Burada ipimi kopardım. Daha sonra hanım dilendi, bey beğendi yapmaya devam edeceğim. Burada herhangi bir boşluktan başlayıp bu şekilde döne döne öreceğiz. Kol boyunu ne kadar uzun istiyorsanız o kadar örebilirsiniz. İster bileğe kadar, ister şeye kadar, orası size kalmış bir şey. Daha sonra hırkamız bitiyor zaten. Evet, bakın kolları bu şekilde ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra hanım dilendi, bey beğendi motifi geçtim. Ve üstüne
5 sıra trabzan ördüm. Bu motiften sonra trabzan geçmeyi hırkanın farklı bölümlerinde anlatmıştım zaten. Eğer bu hırkayı örüyorsanız nasıl geçeceğinizi şu an biliyorsunuzdur. Ve trabzanlardan sonra da 1 sıra sık iğne ördüm arkadaşlar. Ve kollar bitti. Kollar bu şekilde. Şimdi gelelim hırkamızın yan taraflarındaki buradaki şeritleri. Buradaki şeridi asıl yapma sebebimiz şu. Burada dikişlerde, yan taraflardaki dikişlerde, bakın bu şekilde görünüyor ve buralar hoş durmuyor. O yüzden bakın böyle trabzanla örülmüş bir parçanın üstüne düğme dikerek bu tarafı kapatmış olduk. Şimdi bu trabzanı nasıl öreceksiniz? Bakın şu şekilde bir parça. 10 sıra trabzan, üstüne dümdüz trabzanı örmeye devam edeceksiniz. Ve bunu yine ön taraftan, bu da hani süslemeye geçiyor, şöyle koyacaksınız. Buradaki dikiş yerine tam buradan şöyle buraya kadar. Buraya koyacaksınız. Ve üstüne düğme dikeceksiniz. İğneyle. Hepsi bu. Başka hiçbir şey yok. Hem bu yan tarafına hem de bu yan tarafına diktiğiniz zaman bakın ne kadar da güzel ve farklı bir görüntü verdi. Hırkamız da bitti. Şunu ben daha sonra dikerim. Hırka bitti arkadaşlar. Anlatımım bu kadardı. Çok hani detay demeyeceğim çünkü bu detaya girmiyor. Ne diyelim, süslemeleri biraz fazlaydı diyelim. Çünkü gerçekten de tığ işine yeni başlayan arkadaşlarımızın da örebileceği kadar basit bir model. ...38'den 40 bedene kadar giyilebilir bu hırka. 40 hatta 42 bedene kadar olur. Bedenden bahsediyorum. 38'den 42'ye kadar kullanılabilir. Ancak hırkanın boy uzunluğu çok önemli. Çünkü ben bunu kendi boyuma göre ördüm. Videonun içinde de dediğim gibi boyum 1.69. Dolayısıyla uzun bir hırka bu arkadaşlar. Dizinizin altına kadar iniyor. Zaten video başlangıcında resimlerde göreceksiniz boy uzunluğunu. O yüzden bu hırkayı yaparken mutlaka kendi boy uzunluğunuza göre yapmanız gerekiyor. Benim boyuma göre tam olan size uzun gelebilir veya kısa gelebilir. Bir de kullandığımız ip miktarı. Hani bedende çok değiştir, beden yaparken çok sizi değiştirmez. Hani 48 ve üstü beden yapmayacaksanız. Ama boy uzunluğunu ayarlarken hırkanızın ipiniz, eğer ki siz 1.60'sanız ve buna göre yapacaksanız size yaklaşık 5 yumak, 4.5, 5 yumak gidecektir. Ama ben bunu da, bu hırkayı yaparken yaklaşık 7 yumak kullandım. 7 yumak bitti arkadaşlar. Buradaki şeylerden de, renkli motifleri yapmak için de birer yumak kullandım. Toplamda 7, 8, 9, 10. 10 tane yumak gitti. Eğer ki hani ekonomik bir hırka yapmak istiyorsanız Instagram'da mutlaka karşınıza çıkmıştır. Sarma akrilik ip satan yerler var. Hatta ben birkaç ip almıştım oradan çok evvellerden. Şimdi nereden aldığımı unuttum. Oralardan daha ucuza ipler alabilirsiniz. Bütçenizi çok sarsmayacaktır. Bu hırkayı kısa da yapabilirsiniz. Kısa yaptığınızda çok fazla ip gitmeyecektir zaten.
O yüzden boy uzunluğuna göre hırkanın ip kullanım miktarı değişecektir. Şöyle düşünelim. İşte bizim ülkemizin boy standartlarına göre kullanacağınız ip miktarı 7 yumak. O da hani 1.70'e göre diyelim. 1.75'lik insan da bu hırkayı rahat giyer, kısa durmaz onda. O yüzden uzun bir hırka yapacaksanız 7 yumak alabilirsiniz. Kısa bir hırka yapacaksanız 5 yumak veya bu kısalığına bağlı olarak 4 yumak yapabilirsiniz. Kısa bir hırka örmek istiyorsanız evet, eğer kısa hırka yapmak istiyorsanız şöyle yapacaksınız. Arkadan daha kısaltmaya başlayacaksınız. Çünkü arkasından örmeye başlamıştık. Buradaki renkli geçişlerde tekrar sayısını daha kısa yapın. Buradaki trabzanları daha kısa yapın. Ve buradaki motifinizi de daha kısa yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Daha küçük örmeniz gerekiyor. Yani bütün hırkada orantılı gitmeniz lazım. Şöyle söyleyelim. Ben hatta bu hırkanın size şu alanlarının ölçüsünü verirsem, kısaltmalarda ona göre kısaltırsanız sizin için orantılı bir hırka olmuş olabilir. Şimdi söyleyelim. Sadece şuradaki renkli motifin sırasını söylüyorum. 23 santim, bakın, renkli motif örmüşüm ve buradan ikinci motife kadar, renkli motiften itibaren tutuyorum, şuradan ölçelim, buradan buraya kadar da 37 santim örmüşüm arkadaşlar. Buraya kadar yaptıysanız zaten buradan sonrasını da yaparsınız. Motifim kaç santimmiş bakalım. Yerine yerleştikten sonra 27 santim. Yani 27, 37, 37, 23. Daha kısasını yapacaksanız burayı 27 yaparsınız. Burası 23'tü, 17 yaparsınız. 23'tü, 13 yaparsınız. 10 sıra 10 sıra daraltarak gidebilirsiniz. Sırtının orantılı gitmesine özen gösterin. Ayrıca lütfen kol ölçünüzü kendinize göre almayı unutmayın. Şimdi ben yakadan itibaren bunun kol ölçüsünü vereceğim. ...60 santim... arkadaşlar, kol uzunluğu 60 santim... boy uzunluğunu da veriyorum. 38 ile 42 beden arası rahatlıkla kullanabilir, ondan hiçbir şüpheniz olmasın. Omuzdan tuttum, aşağıya kadar şöyle ölçelim, 111 santim oldu. 111 santim uzunluğunda. Aslında bu kadar uzun yapmayı yaparken planlamamıştım, daha kısa yapmayı düşünüyordum. Ama orijinaline sadık kalmak istedim ve kullanacak kişi de uzun olmasını istedi. O yüzden ölçülerde boy uzunluğunda bir değişiklik yaptım. Ve bunun hırkanın genişliği de 60 santim. 60 santim, 111 santim, kolu da 60 santim. 38 ile 42 arası rahatlıkla kullanılabilir. Boyu kendiniz ölçerek yapacaksınız ve kolları, eğer boyu kısaltıyorsanız, eğer kısa kullanmak istiyorsanız evet yapabilirsiniz. Bu şekilde takıldığınız bir yer olursa yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum.
Eğer yaparsanız sırkayı Instagram'dan paylaşıp beni de etiketlemeyi unutmayın. Ben çok mutlu oluyorum o fotoğrafları görünce. Herkese kolay gelsin.